bize y kare eksi x kare eşittir 4 denklemini verdiklerini ve y'nin x'e göre ikinci türevini x ve y'den oluşan bir ifade ile göstermemizi istediklerini düşünelim. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Hazır mısınız? Bazılarınızın burada y'yi yalnız bırakıp geleneksel diyebileceğim teknikleri kullandığınızı düşünüyorum ama y kare ile karşı karşıya olduğumuz için işin içine pozitif ve negatif kökler de girecektir. Bu noktada zincir kuralının bir uygulaması olan kapalı fonksiyonların türevinden faydalanalım biz. Hadi bakalım. Önce y'nin x'e göre birinci türevini bulacağız. Bunun için de bu ifadenin iki tarafının x'e göre türevini almamız lazım. Peki, sonuç ne olur? y karenin x'e göre türevi için zincir kuralını kullanacağız. Önce y karenin y'ye göre türevini alıp ki bu 2y eder. Bunu y'nin x'e göre türevi ile çarpacağız. Bu zincir kuralının tertemiz bir uygulaması. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Şimdi de bundan x karenin x'e göre türevini çıkaracağız. Yani 2x. Son olarak da bir sabitin x'e göre türevini almamız lazım. 4'ün x'e göre türevi de 0'dır. Buradan y'nin x'e göre birinci türevinin neye eşit olduğunu bulabiliriz. İki tarafa da 2x ekleyelim. Böylece 2y çarpı y'nin x'e göre türevi eşittir. 2x'i elde ederiz ve iki tarafı bir de 2y'ye bölersek y'nin x'e göre birinci türevini x bölü y olarak bulmuş oluruz. Bu ifadenin iki tarafının x'e göre türevini bir kere daha aldığımızda y'nin x'e göre ikinci türevini bulmuş olacağız. Bunun için buradaki ifadeyi baştan yazacağım. Çünkü bölüm kuralını sürekli unutuyorum. Unutmasam çok iyi olur ama bu ifadeyi bir çarpım olarak yazmanın şu anda bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Peki. y'nin x'e göre türevi eşittir x çarpı y üzeri eksi 1 diye yazayım. Evet ve şimdi ikinci türevi bulmak için denklemin iki tarafına da türev işlemini uygulayalım. Sol tarafta bulmamız gereken şey yani y'nin x'e göre ikinci türevi oldu. Peki ya sağ taraf? Burada çarpım kuralını uygulamamız gerekecek değil mi? Önce x'in x'e göre türevi yani 1 çarpı diğer terim yani y üzeri eksi 1. y üzeri eksi 1 evet artı x çarpı y üzeri eksi 1'in türevi yazıyorum artı x çarpı y üzeri eksi 1'in türevi. Peki bu nedir? Bunun için önce y üzeri eksi 1'in y'ye göre türevini bulacağız gene. Kuvvet kuralını kullanarak bunu eksi 1 çarpı y üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Ve şimdi de bunu y'nin x'e göre türeviyle çarpmamız gerekiyor. Yani bir başka zincir kuralı uygulaması daha. Bu arada y'nin x'e göre türevinin ne olduğunu da biliyoruz. İşte burada x bölü y. Bunun yerine hemen x bölü y yazalım ve bu ifadeyi sadeleştirelim. Eşit Burası 1 bölü y'ye eşittir. Burası da sadeleştirebilecek miyim bakalım. Eksiyi öne alalım. Eksi x çarpı buradaki x bölü y kare çarpı y. Evet yani eksi x kare bölü y küp. Bunu x kare çarpı y üzeri eksi 3 olarak da yazabiliriz. İşte bu kadar. Y'nin x'e göre ikinci türevini x ve y türünden ifade ettik.